turda aday olmayacak, çekilecek diye işte Zeydan Karalar da anlatıyor bununla ilgili. Şimdi Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na gidiyor divan başkanı olarak. Efendim çekilirseniz size de onursal genel başkan ilan ederiz diye bir teklifte bulunuyor divan başkanı olarak. Ve Kılıçdaroğlu bunu kabul etme eğilimindeyken sevgili arkadaşlar ve yani kabul ediyor ve çekilme kararını arkadaşlarına iletiyor. Çağırıyor, diyor ki çekiliyorum, bu işi bırakıyorum, aday olmayacağım diyor. Ancak bu arada İstanbul'dan bir gazeteci geliyor arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu, ben söyledim, İmam Bakır Rüküş. Yanıldığımı da düşünmüyorum o ismin. Diyor ki Kılıçdaroğlu'nun danışmanı gibi olan, hatırlayın zaten Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ onun danışmanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak açıklamıştı. Diyor ki kolundan tutuyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgili arkadaşlar. Sakın çekinmeyin. Biz izin vermiyoruz diyor. Hoppa, siz kimsiniz abi? Kimsiniz siz? Devlet misiniz? Devlet misiniz? Bunu bir kenara yazın lütfen. Devlet misiniz? Ve diyor ki ardından Gamze Akkuş il gezdi geliyor. Hani demin dedik ya Battal İl Gezdi'nin karısı, eşi, iki dönemdir milletvekili, kendisi milletvekili, kocası belediye başkanı 3 dönemdir. Oh kebap! Karı koca oğulları gelecekte milletvekili mi olur? Başka yerde belediye başkanı kızları neyse çocukları da değil mi? Onlara da siyasette yer vermek gerekir. Aile ulukarsısı baba yani. O kebap. Eş millet akşam oluyor Battal diyor ki Battal sen hep büyükşehir belediye başkanısın. Beni de milletvekili yap ya diyor. O da tabii ki karıcığım diyor. Onu milletvekili yapıyor. Oh tüm para, güç, olanak her şey. Devasa servet çünkü. Neyse Gamze Akkuş il gezdi ve Neslihan Hancıoğlu da duygusal şekilde ağlamaya başlıyorlar. Bırakamazsın. Çekilemezsin genel başkan diye başlıyorlar. Çekilmeyin. Vuruşa vuruşa kaybedelim diyorlar. Bunun üzerine Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu ağlamalar karşısında vuruşa vuruşa çekilmeyi tercih ediyor. Ne oldu şimdi? Vuruşa vuruşa mı çekildi? He? Vuruşa vuruşa mı çekildi arkadaşlar? Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu vuruşa vuruşa çekiliyorum derken itibar kaybede kaybede mi çekildi? Son 13 yılda onun öncesi de dahil olmak üzere 2002'den bu yana sevgili arkadaşlar tam 21 yılda oluşturmuş olduğu tüm itibarı, saygınlığını o saygınlığını, hak, hukuk, adalet yürüyüşündeki o lider tavrını yani gerçekten o mütevaziliğini o daha da o geniş grupları yan yana getirmesini ve yine aynı zamanda sevgili arkadaşlar toplum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumun çok değişik kesimleriyle buluşturmasının o başarılı kimliği çöp oldu gitti. Çöp oldu gitti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını isteyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istemelerinin temel nedeni Kılıçdaroğlu genel başkan olsun değildi. Kendileri bulundukları koltukları, itibarlarını, paralarını, iktidarlarını, gücü kaybetmemek içindi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konumdan güç alıyorlardı. Bak göreceksiniz. Yani işte 3 ay sonra adaylar belirlendiğinde o Kemal Kılıçdaroğlu'ndan güç alan isimlerinin patır patır döküldüklerini görünce ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Ama şunu söyleyelim. Bu seçimlerin kazananı çok açık net bir şekilde Ekrem İmamoğlu'dur. Tekrar söylüyorum. Hiç tartışmasız. Bu seçimlerin kazananı Ekrem İmamoğlu'dur. Tüm yanlış başlayıp yanlış götürdüğü bir tarihsel süreci 28 Mayıs sonrası için söylüyorum. Yanlış götürdüğü tarihsel süreci en önemli kırılma noktası 29 Ekim törenlerindeki İstanbul'da yapmış olduğu Maltepe mitingi, Maltepe alanındaki o Cumhuriyet gösterisiyle resmen küllerinden yeniden doğdu sevgili arkadaşlar. Hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki ivmesini tekrar yukarıya doğru tırmandırdı. Hem genel olarak hala bir güç olduğunu ortaya koydu. Ve Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk kimliğine sahiplenen bir belediye başkanı olarak Ekrem İmamoğlu olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in kazanmasını sağlayan
en önemli isim oldu. Özgür Özel kaybetseydi Ekrem İmamoğlu kaybetmişti arkadaşlar. Ve Ekrem İmamoğlu kaybettiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ağzıyla kuş tutsa seçilemezdi. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı o kazandığında Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'daki 14 belediye başkanından çoğu zaten seçilemeyecekti. Ama yine yazın bir kenara, yine yazın bir kenara. Bu süreç içerisinde gösterilecek performansla sevgili izleyiciler çok büyük bir ihtimalle yukarıya doğru çıkan bir performansla İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi 14 belediye başkanını doğru adaylarla, doğru bir ittifakla 20'ye çıkarırsa da şaşırmayacağımın altını çizerim ve Ekrem İmamoğlu'nun kaybedebileceğini söylerken bu son kongre sonrası, dünkü kongre sonrası Ekrem İmamoğlu'nun artık kaybetmeyeceğini ve net bir şekilde kazanabileceğini görüyorum. Bununla ilgili koşullar oluşturulmuştur. Bunu nereden mi görüyorum? Bunu çok net bir şekilde AK Parti içerisindeki CHP kongresinin üzerine bakıştan bakıyorum. Yani nasıl değerlendirdikleri üzerine bakınca daha iyi okuyorum. Çok bir şey söyleyeyim. Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını AK Parti'nin tüm troll gazetecileri, troll ordusu istiyordu sevgili arkadaşlar. Sosyal medyaya bakın ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kaybetmesini o kadar çok istiyorlardı ki. Aman Allah'ım. Özgür Özel kazanınca hepsi dut yemiş bülbüle döndüler.